Üst kattaki komşunun yürüme sesleri çok geliyor. Alt kattaki hapşırıyor. Kapı kapatıyor, sesi bana geliyor. Üst kattaki çocuklar koşuyor, sanki bizim evin içinde koşuyorlar. Bu gibi durumların çözümlerini konuşacağız. Ayrıca kendinize bir ev yapacaksanız, ses yalıtımı konusunda dikkat etmeniz gereken bazı şeylerden de bahsedeceğim. Unutmayalım, ses yalıtımına karşı alınacak önlemler aynı zamanda ısı yalıtımına da katkı sağlar. Bazen komşulardan veya eviniz dışındaki seslerden çok rahatsız olabilirsiniz. Hatta komşularınızla bu konuda tartışmaya başlamış olabilirsiniz. Bunun sebebi bazen gerçekten çok gürültü çıkarmaları olmayabilir. Kötü ses yalıtımı olan bir binada oturuyor olabilirsiniz. Oturduğum apartman tünel kalıp sistemiyle yapılmış. Tünel kalıp sistemlerinde uzun kolonların yani perdeleri çok olması sebebiyle depreme karşı güvenli. Ama kat döşemeleri standart betonarme yapılardan daha ince olması sebebiyle ses ve ısı yalıtımı kötü. Bu örnekten anlayacağımız üzere katlar arası ses yalıtımında en önemli etken katlar arasındaki betonarme döşemenin kalınlığıdır. O zaman ilk olarak döşeme tiplerinin ses yalıtımına etkisini inceleyelim. Uygulamada genel olarak iki tip kat döşemesi yapılmaktadır. Bunlardan birincisi kirişli döşeme, ikincisi asmolen döşemedir. Kirişli döşemede kolonlar derinliği fazla olan sarkık kirişlerle bağlanarak arada kalan boşluklar 12 ila 17 santim kalınlığında döşeme yapılır. Yapılacak döşeme kalınlığını belirleyecek olan inşaat mühendisi genelde statik gerekliliğe dikkat etmektedir. Konut olarak kullanılacak yapılarda statik hesaplar sonucunda 12 santim döşeme yeterli olsa bile ses yalıtımı açısından 15 ila 17 santim arasında döşeme kullanmanızı tavsiye ederim. İkinci olarak yapılan betonarme kat döşemesi tipi ise asmolen dişli döşeme. Asmolen döşemede kolonlar derinliği az olan yatık kirişlerle bağlanarak arada kalan boşluklar nervür adı verilen küçük kirişçikler ince bir döşeme ve dolgu malzemesiyle doldurulur. Genel olarak 7 cm üst döşemenin altında 25 cm kalınlığında tuğla, biriket veya yanmaz sert köpük malzemeyle doldurulur. Asmolen döşemenin toplam kalınlığı 32 cm'dir. Bu sebepten asmolen döşemenin kirişli döşemeye göre ısı ve ses yalıtımı oldukça iyidir. Asmolen döşemenin kirişlerinin derinliğinin az ve döşemenin kalınlığından dolayı ağır olması sebebiyle kirişli döşemeye göre deprem davranışı kötüdür. Bu sebepten 2018 yılında çıkan son deprem yönetmeliği asmolen döşeme yapma şartlarını zorlaştırmış ve ilave betonarme perdeler konulmasını istemiştir. Ses yalıtımında betonarme döşeme özelliklerinden sonra ikinci sırada döşeme üstüne atılan şap özellikleri önemlidir. Şap, döşeme üzerinden kalorifer, yerden ısıtma ve su tesisatlarını kapatarak düz bir yüzey sağlar. Ayrıca kum, çimento ve sudan oluşan yapısı sayesinde titreşimi ve sesi emerek ses ve ısı yalıtımına katkı sağlar. Şapın içinde gözenek oluşturacak özel katkılar ve hafif agregalar eklenerek ısı ve ses yalıtımında daha iyi sonuçlar alınabilir. Şapçılar bazen şap kalınlığı olarak tesisatları kapayacak mesafenin hemen üstü olarak belirler. Bu bazen hem malzeme tasarrufu hem de düz bir yüzey elde etmek için yeterli olsa da ses yalıtımı için yeterli olmayabilir. 5 cm'den aşağı kalınlıklarda şap atmamanızı tavsiye ederim. Şaptan sonra 3. sırada şapın üstüne kullanacağınız laminat özellikleri önemlidir. Laminat parkelerde genel olarak 8 milim kullanılsa da ses ve ısı yalıtımı açısından 10 milim parke tercih edilmelidir. Ayrıca ses yalıtımı için laminat parkenin altına beyaz hilteye ilave olarak 5 milim kapron kullanılmalıdır. Peki kendinize yeni bir ev yaptırmayıp mevcuttaki bir evi kullanıyorsanız ve ses yalıtımından şikayetçiyseniz ne yapabilirsiniz? Bunun için mevcut parkelerinizin altına kapron koydurabilirsiniz. Bir başka seçenek olarak mümkün olduğunca büyük halılar kullanılması bir miktar fayda sağlayabilir. Son seçenek olarak tavana XPS köpük kaplama yapılması ses yalıtımında faydalı olacaktır. Ses ve ısı yalıtımı ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.